Bir haftayı geride bıraktık ve hayırlısıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Oldukça yoğun ve zor bir haftaydı geçtiğimiz hafta. 1.9 trilyonluk teşvik paketini konuştuk ve nihayetinde Cuma günü Biden'da imzasıyla uygulamaya sokulmuş durumda ve Pazartesi günü itibarıyla da ilk ödemeler yapılmaya başlanacak. Tabii biz bunun piyasaya etkilerini konuşacağız. Özellikle altın cephesini, onsu nasıl etkiler bunu sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Öte taraftan tabii ki geçtiğimiz hafta bir de Amerikan hazine tahvillerini bolca konuştuk. 1.60 seviyesine kadar yükseldi ve 2'ye doğru yükselme ihtimali konuşuluyor piyasalar tarafından. Tabii burada ön plana çıkan konuysa önümüzdeki hafta açıklanacak Fed kararı. Fed bir faiz arttırımı yapacak mı? Bir varlık alımı açıklaması yapacak mı? Özellikle 2013 yılında Bernanke'nin yaptığı gibi bir açıklama yapıp piyasaları ters köşe yapabilir mi endişeleri var. O nedenle bu toplantıyı da çok yakından takip edeceğiz. Öbür taraftan geçtiğimiz hafta neler yaşandı onları da kısaca özetleyeceğim. Elbette kapanış rakamlarına bakacağız. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı ve diğer gelişmeler piyasaları nasıl etkileyebilir onu da değerlendireceğim sizler için. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce Türkiye ile başlayalım. Dünyadaki gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde zaten konuşuruz. Geçtiğimiz hafta hazinenin durumu açıklandı ve hazine 3 milyar 456 milyon liralık bir açık verdi. Sadece hazine mi açık verdi arkadaşlar? Hayır, cari açıkta beklentilerin üzerinde geldi. 1 milyar 870 milyon dolarlık bir açık söz konusuydu. Diğer taraftan 12 aylık ortalamaya baktığımız zaman da 37 milyar dolara yakın bir cari açık söz konusu. Anlayacağınız cari açık azalmıyor, aksine artmaya devam ediyor. Bu da kur üzerindeki baskıyı arttırıyor. Yani sadece CDS'imizin yükselmesi ya da Amerikan hazine tahvillerinin yükselmesi değil, aynı zamanda Türkiye'deki gelişmeler de yine doları etkilemeye devam ediyor ve devam edecek arkadaşlar. Özellikle cari açık ve kısa vadeli borcu yakından takip edeceğiz. Merkez Bankası rezervlerini de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yine geçtiğimiz hafta işsizlik verileri açıklandı. TÜİK 12.2 dedi işsizlik için ama genişletilmiş işsizlik rakamlarını açıkladığında hepimiz şöyle bir gözlerimizi açtık. Çünkü %29.1 genişletilmiş işsizlik. Aslına bakarsanız işsizliğin gerçek tanımı genişletilmiş işsizliğin içinde yer alıyor arkadaşlar. Evde oturanlar, iş aramaktan bıkanlar, vazgeçenler, işkura başvurmayanların toplamı genişletilmiş işsizlik rakamlarını oluşturuyor. Yani Türkiye'deki gerçek işsizlik aslında %29.1 ve biz bunu zaten söylüyorduk. Öbür taraftan bu rakamların bile iyimser olduğunu düşünüyoruz ve %40'ın üzerinde bir işsizlik olma ihtimali çok yüksek Türkiye'de arkadaşlar. TÜİK verilerini bile baz alsak Türkiye'de 11 milyonun üzerinde işsiz var. Çok tehlikeli bir rakam ve bunun bir an önce çözülmesi lazım. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi. Elbette bu işsizlik verilerinin hem reel sektör hem bankacılık sistemi hem piyasalar üzerinde de etkileri oluyor. Türkiye'nin yoksullaşması bir yığın makroekonomik sıkıntının da beraberinde gelmesini sağlıyor. Tabii bu arada Türkiye'de reformlar açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha ekonomik reform paketini açıkladı. Neden bir kez daha diyorum? Geçtiğimiz dönemde Sayın Berat Albayrak defalarca reform paketleri açıklamıştı. Ama bu reform paketlerinin hiçbirinin sonucunun olmadığını çok net bir şekilde görmüştük. Bu paketin içi de yine dağ fare doğurttu dedirtti. Ne yazık ki arkadaşlar reform denilen herhangi bir şey göremedim ben pakette. Genel itibariyle bol bol verginin sinyali verildi. Bir başka önemli konu hem enflasyonun artması hem sistemin çökmeye başlaması hem CDS'lerin yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası'ndan faiz beklentileri de artmaya başladı. Özellikle yabancı kuruluşlar arka arkaya açıklama yaptılar. Tek tek isimlerini söylemeyeceğim ama 8'den fazla yabancı kuruluş Merkez Bankası minimum 100 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmalı diyor. Peki bu ne demek arkadaşlar? Merkez Bankası faiz arttırımı yapabilecek mi? Bu soruların da cevabını vermemiz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Görünen o ki Merkez Bankası biat edecek ve 100 bas puanlık bir faiz arttırımı minimumda yapacak. Maksimumda daha üzerine çıkabilir mi? Çok zor arkadaşlar. Çıkarsa da zaten Türkiye ekonomisi daha da derbeder hale gelecektir. Onun özellikle altını çizelim. 100 bas puanlık faiz arttırımı bile doların ateşini düşürmeyecek arkadaşlar. Birkaç nedenden dolayı. Birincisi tabii ki Türkiye'deki cari açık, kısa vadeli borç, dolara olan ihtiyaç, Merkez Bankası rezervlerinin boşalması, ihtiyat akçesinin bile harcanmış olması, bütçedeki büyük ve karanlık delik, bunları bir tarafa koyalım. Öbür taraftan uluslararası piyasalarda biliyorsunuz Amerikan hazine tahvillerinin yükselmesi dolara eğilimi arttırdı. Dolar endeksi yukarıya doğru gidiyor ve gelişmekte
gelişmekte olan ülkelerin para birimleri de değer kaybediyor. Demek ki arkadaşlar biz 100 bas puanlık bir faiz arttırımı yapsak bile Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Yani Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek. Nitekim JP Morgan da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı zaten. Türkiye en az 100 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmalı ama bu faiz arttırımı yapsa bile 7.75 seviyesinde dengelenen bir dolar kuru görürüz dedi. Bence çok iyimser bir açıklama ama tabii onların bir faiz beklentisi var Türkiye'den. Şunu da işaret ediyorlar açıkçası. Yani Amerika'da 1.60'lık bir faiz varken Türkiye'deki 1 puanlık faize kimse gelmez. Çünkü Türkiye'nin 1 puanlık reel faizi var arkadaşlar şu anda pozitifte. O nedenle de faizleri arttırmak zorunda diyorlar ve Türkiye'ye baskı yapıyorlar bu konuyla ilgili. Ancak şunu söyleyelim. Türkiye faiz arttırdıkça daha da çok faiz sarmalının içerisine düşecek. Çünkü dünyada da 1.60 olan tahvil faizlerinin 2'ye çıkması konuşuluyor. Bakın Avrupa'da enflasyon rakamları açıklandı örneğin. Bu enflasyon rakamları gösteriyor ki bize Avrupa'da ufak ufak faiz arttırım sürecini başlatabilir ya da sinyallerini verebilir. Ya da parasal genişleme ufak ufak daraltılıp ya da durdurulabilir. Bütün bunlar da gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışının hızlanacağı anlamına geliyor. Yani anlayacağınız bir tarafta Türkiye'nin sorunları, öbür tarafta uluslararası gelişmeler doların ateşini daha da yükseltecek. Dolayısıyla Merkez Bankası ne kadar faiz yükseltirse yükseltirsin yapabileceği hiçbir şey olmayacak. Ha bu yapılan şey sadece reel sektörün ve bankacılık sisteminin büyük bir krize girmesini beraberinde getirecek. Ve önümüzdeki aylarda da yine Merkez Bankası'ndan arka arkaya faiz arttırımları, beklentileri açıklanacak. Bu arada kur da yukarıya tırmanmaya devam edecek. Türkiye yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalının içerisine sokulacak arkadaşlar. Nitekim geçtiğimiz hafta Türkiye'nin CDS'i yani risk primi de 340 seviyelerine kadar yükseldi arkadaşlar. Sonrasında Cuma günü bir miktar gevşedi. Onun da temelinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan beklenen faiz arttırımı vardı. Yoksa düzelen bir şey yoktu ya da reform paketinin süpermiş denmesi falan yoktu arkadaşlar. Avrupa ve Amerika'daki haberlere baktığınız zaman da çok net bir şekilde aslında reform paketinden bir beklentinin olmadığı. Bu başlığı özellikle aldım. Konut kredileriyle konut fiyatları arasında çok enteresan bir ilişki olduğunu Merkez Bankası araştırmasıyla itiraf etmiş durumda. Bu Türkiye'deki fırsatçıların nasıl bir boyutta olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ve devletin bu sektörü hiçbir şekilde denetlemediğini, nasıl büyük bir başıboşluk olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın Merkez Bankası araştırması diyor ki 1 puanlık faiz indirimi olduğunda, hani geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz %18'lerden %8'lere kadar çekilmişti ve konut kredileri düşürülmüştü ve ben o dönemde bas bas bağırmıştım ya, fırsatçılar ortaya çıktı, faiz indirimlerinden çok daha fazla fiyat artışı yapıyorlar. Bu da aslında büyük bir fırsatçılıktır ve Türkiye ekonomisine yapılan en büyük kara borsacılıklardan birisidir diye bağırıyordum ya. Nitekim onun itirafı gelmiş Merkez Bankası'ndan arkadaşlar. 1 puanlık faiz indirimi %2.1'lik fiyat artışına denk geliyormuş. Bu da ortalama rakam arkadaşlar. Aslında çok daha yüksek fiyat artışları yaptıklarını biliyoruz. Faizler düştü. Bu büyük bir fırsattır. Hadi koşun alın dediler ya. Öyle bir tablo yok arkadaşlar. Faizler düştükçe fiyatları arttırdılar. Aslında sizlere çok daha pahalı maliyetlerle ev sattılar. Çok daha yüksek faiz oranlarıyla ev sattılar. Onu da söylemiş olalım. Bu Merkez Bankası'nın araştırması arkadaşlar. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yine geçen haftanın önemli gündem maddelerinden birisi Hakan Atilla'nın istifa etmiş olmasıydı. Neden istifa etti sorusunun cevabı gayet basit. Biden'a yapılan güzellemelerdi arkadaşlar. Önce Hazine Maliye Bakanı istifa etti. Görevden mi alındı, istifa mı etti bilemiyoruz. Nerede olduğunu hiç bilmiyoruz zaten ama esas mesele şu, kesinlikle Biden'a yapılan bir güzellemeydi. İkinci adım, Murat Uysal'ın görevden alınması. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın resmen kovulması, her sözü dinlemesine rağmen kovulması da yine Amerika'ya bir göndermeydi, bir güzellemeydi. Ama görüyoruz ki bunlar yetmiyor. Hala Biden Sayın Erdoğan'a telefon açmış değil. Dolayısıyla bir güzellemeye daha ihtiyaç vardı ve Hakan Atilla istifa etti. Hakan Atilla'nın istifa etmesi sadece
Biden'la yapılacak telefon görüşmesi kaynaklı mı? Elbette değil arkadaşlar. Halk Bankası davası meselesi de var. Nitekim Amerika'nın ve dünyanın en önemli gazetelerinden, ekonomi gazetelerinden birisi olan Financial Times zaten bunu neredeyse 2 hafta önce yazmıştı. Eğer ki Türkiye Amerika'ya bir jest yapmak istiyorsa Hakan Atilla'yı görevden almalı ya da istifa etmeli demişti. Nitekim Hakan Atilla istifa etti bu haberi doğrularcasına. Anlayacağınız Halk Bankası davası gündemde olduğu için Hakan Atilla'nın da ipini çekmiş oldular gördüğümüz kadarıyla. Varlık fonunun da yönetimi değişti arkadaşlar. Ancak orada neden böyle bir değişiklik yapıldı onu anlamak mümkün değil. Bir ay içerisinde TÜİK'in 2 defa başkanı değiştirdi. Bu da enteresan bir şey. Önce vekaleten biliyorsunuz TÜİK içinden bir isim başkanlığa getirildi. 2 hafta içerisinde bambaşka bir başkan getirildi. Ve bu arada eski başkan yani 2 haftalık başkan biliyorsunuz bir danışma kurulu oluşturmuştu. O danışma kurulu da yeni başkan tarafından iptal edildi. Yani danışma kurulu kurulamadan daha iptali gerçekleşti. Yine geçen haftanın önemli başlıklarından birisiydi. İşten çıkartmalar 2 ay daha ertelendi. Mayıs sonuna kadar işten çıkartma yasak. Ve tabii ki biraz önce de söylediğim gibi daha fare doğurdu dedirten Erdoğan'ın reform açıklaması, paket açıklamasıydı. Dünyada neler yaşandı geçen hafta? 1.9 trilyonluk paket onaylandı. Halkı çok yakından ilgilendiren, KOBİ'leri çok yakından ilgilendiren, esnafı çok yakından ilgilendiren bir paket. Çünkü çok büyük bir kısmı halka, esnafa hibe olarak dağıtılacak. Türkiye'de mi? Hayır tabii ki değil. Amerika'da arkadaşlar. Türkiye'de de böyle paketler bekliyoruz ama şu ana kadar yapılan toplam yardım 1 milyar dolar bile değil. Yapılan 50 milyar liralık tırnak içinde yardımın neredeyse 40 milyarlık kısmı işsizlik fonundan karşılandı arkadaşlar. İşsizlik fonu da biliyorsunuz sana bana ait. Gördüğünüz gibi ne yazık ki bu pandemi döneminde devlet hiçbir şeye el uzatmadı ve uzatmamaya da devam ediyor. Bu reform paketinde mesela ben çiftçiyle ilgili, esnafla ilgili, KOBİ ile ilgili, üreticiyle ilgili net hiçbir şey görmedim. Gören varsa lütfen yazsın buraya yorumlara bekliyorum. Öbür taraftan arkadaşlar hazine tahvilleri yükseldi. Zaten biraz önce de söylemiştim. Taper tantrum korkusu başladı. Nedir taper tantrum korkusu? Azaltma öfkesi deniyor arkadaşlar. Yani 2013'te olduğu gibi Bernanke'nin yaptığı gibi bugünkü Powell'da varlık alımlarını azaltıyoruz şeklinde bir açıklama yaparsa finansal sistemin özellikle risk taşıyan finansal sistemin çok ciddi anlamda satış baskısı yemesi anlamına geliyor. Yani hisse senedi piyasasından büyük bir çıkışı işaret ediyor. Bu konuşuluyor şu anda piyasalarda. Özellikle hazine tahvillerinin yükselmesi nedeniyle. %2'ye doğru giden bir hazine tahvili olur ise yanlışlıkla bir sürpriz kararla çıkıp da Fed Başkanı Powell varlık alımlarını azaltıyoruz derse ortalık fena karışır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri daha da karışır. Bu süreçte kurun da çok sert bir şekilde yükseldiğini görebiliriz. Dikkatli olun. Sizleri bu konuda da uyarmak istiyorum. Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Almanya'da enflasyon son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu da hem Avrupa'da hem de Amerika'da enflasyonun yükseldiğini gösteriyor. Faiz eğiliminin ya da faiz beklentisinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Petrolle ilgili bir haber vermek istiyorum. Önemli. Amerika'da sondaj kulesi sayısı her hafta olduğu gibi bu haftada azalmaya devam etti ama stoklar da rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Petrol üretilmediği halde, sondaj kuleleri azaldığı halde Amerika'daki petrol stokları artıyor arkadaşlar. Bu şu demek, çok yakın bir dönemde petrolde şok etkilerle satışlar görülebilir. Özellikle vade süreleri dolduğunda petrol fiyatları yükseliyor ama çok dikkatli olunması gerekiyor. Onu da özellikle belirteyim. Elbette petrol fiyatlarının yükselmesi normalleşmeyle ilgili beklentiler, üretimin artacağıyla ilgili beklentiler, enflasyonun yükselmesinden kaynaklı beklentiler. Ancak bu gelişmeyi de göz ardı etmemek gerekiyor. Onun için bunu söylüyorum. AB Rusya'ya olan yaptırımları uzatma kararı aldı 6 ay diye. 6 ay daha. Bundan şunu çıkartabiliriz. AB ile Rusya ilişkileri gerilmeye devam ediyor. Amerika müttefiki olan AB ile bir araya geldiğinde Rusya Türkiye gibi ülkelere yeni yaptırım paketleri uygulayacak mı? Onu da hep birlikte göreceğiz ve yakından takip edeceğiz. Gelelim önümüzdeki hafta ile ilgili beklentilere. Fed ile ilgili beklenti çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Fed Başkanı faiz arttırma kararı
vermeyecektir bana göre. Bana göre varlık alımlarını azaltacağız şeklinde bir sürpriz açıklamada yapmayacaktır. Yani sürecin aynı şekilde devam edeceğini söyleyecek. Ancak ola ki Bernanke gibi varlık alımlarını azaltacağız sinyali verse bile arkadaşlar, bu özellikle hisse senedi piyasalarında çok ciddi çıkışı işaret eder. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Hazine tahvilleri bir miktar gevşer. Faiz beklentisinin oluşması nedeniyle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri çok hızlı bir şekilde değer kaybeder. O nedenle bu haberi çok yakından takip edeceğiz. Ve gelelim rakamlara arkadaşlar. Önce borsayla başlayalım. Borsa 1557 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Çok yüksek bir seviyede ve gelişmelere bağlı olarak çok sert satış baskısı gelebilir. Aynı zamanda Türkiye'deki durum belli arkadaşlar. Bir taraftan uluslararası piyasalarda Halk Bankası davası, Katsa hala gündemde. S-400 hala büyük bir problem. Şirket batıkları tüm hızıyla devam ediyor yasaklara rağmen. İşsizlik artıyor, enflasyon yükseliyor, faizler tepe yapmış durumda. Ve Türkiye'de hisse senedi piyasasına bakıyorsunuz, her geçen gün yeni rekorlar kırıyor ve yukarıda kalmaya devam ediyor. Bu açık ve seçik olarak bir balondur arkadaşlar. Onun için dikkatli olmanızda fayda var. Elbette bizimkisi bir yatırım tavsiyesi değil. Ancak şunu söyleyeyim, borsanın olduğu seviye gerçekten artık balon seviyesi. Onun için dikkatli olmanızda fayda var diye sizleri uyarıyorum. Öbür taraftan dolar 7.56 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi 7.50'nin altını zor da tekrar çok hızlı bir şekilde 7.50'nin üzerine çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın reform açıklamalarına rağmen de düşmedi. Yükseliş eğilimini devam ettirdi. Hele ki Merkez Bankası bir faiz arttırımı kararı vermez ise 100 bas puan ya da 200 bas puan fark etmez. Faizleri sabit tutmaya kalkarsa hemen 8 liranın üzerinde bir dolar kuru görürüz arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Çünkü elde tek bir güç var, o da faiz gücü. O faiz gücünü de gereksiz kullandılar. Yani bu saatten sonra ister istemez faiz arttıracaklar ve Türkiye'yi büyük bir faiz sarmalının içine sokacaklar. Enflasyon da yükselmeye devam edecek. Kur da faiz arttırımlarına rağmen yükselmeye devam edecek. Türkiye tam bir kilitlenme senaryosuyla karşı karşıya arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Euro ve sterlin de yine Merkez Bankası'nın kararına bağlı olarak yükseliş eğilimini hızlandıracak ya da bu seviyelerde kalacak. Eğer ki Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz arttırırsa bu seviyelerde biraz daha durur. Çok kısa bir süre durur ama durur. Sonrasında tekrar yükselir. Faiz arttırması arkadaşlar dolar gibi euro sterlinde de hızlı yükseliş eğilimlerini hep birlikte izleriz. Parite 1.20'nin üzerine çıkamıyor. 1.18'in altına da inmiyor. Şu sıralar 1.19.62 seviyesinden kapanışını gerçekleştirmiş durumda. Ancak gördüğüm kadarıyla 1.20'yi yukarıya doğru kırmakta zorlanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar 1.18'i kırma ihtimali daha da güçleniyor. Eğer 1.18 aşağıya doğru kırılırsa önce 1.15 sonrasında 1.08'e doğru giden bir parite görürüz. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Faiz 16.38 seviyesinde. Tahvil piyasası diyor ki eğer ki Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı gelmezse ben yükseliş eğilimindeyim ona göre. Yani ben piyasaya göre hareket ederim ona göre diye uyarıda bulunuyor arkadaşlar. Yine şunu da söyleyelim. Merkez Bankası bir faiz açıklaması yapmazsa, faizleri arttırmazsa bunu tahvil faizleri kompanse edecektir. Ve çok hızlı bir şekilde 20'lerin üzerine kendisini atacaktır. Altın onsu ufak ufak yükseliş eğiliminde. Tabii ki tahvil faizlerinin yüksek olması şu anda altını frenliyor. Ama arkadaşlar altında öyle ya da böyle agresif hareketleri izlemeye başlayacağız. Hem uluslararası risklere bağlı olarak hem de piyasada bollaşan paraya bağlı olarak. Yarın öbür gün varlık alımları azalırsa ve faiz arttırımları gelirse o zaman altınla ilgili senaryolarımızı tekrar gözden geçirmek durumunda kalabiliriz. Ama böyle bir ihtimal olmadığı sürece, hele ki Powell önümüzdeki hafta çıkıp da hayır kardeşim biz aynı süreci aynı şekilde devam ettiriyoruz derse, ki bana göre çok büyük bir ihtimal, o durumda arkadaşlar altın fiyatlarının çok daha hızlı bir şekilde ivmelendiğini göreceğiz. 1860, 1960 ve 2000 seviyelerini görebiliriz önümüzdeki hafta ya da bir sonraki haftada arkadaşlar. Onu da özellikle belirtelim. Bir başka önemli gelişme tabii ki altının gramı.
ama dolar yükseliyor. Şu anda ons yeterince yükselmiyor. Dolar ve ons aynı anda yükseliş eğilimine girdiğinde zaten çok net bir şekilde geldiğimiz noktayı görüvereceğiz. Yani 540 liraya dönen bir gram altın fiyatı göreceğiz. Bu süreç bu şekilde devam ettiğinde de, yani yavaş yavaş yükselen bir dolar kuru, yavaş yavaş yükselen bir altın ons değeri gördüğümüzde de önce 480 liraya giden bir gram altın, ardından da geldiğimiz yere dönen bir gram altın, yani 540 liralık bir gram altın fiyatı göreceğiz. Bir başka konu, gümüş ons değeri 25.91 dolar seviyesinde. Oradaki dalgalanmaların farklı farklı sebepleri de var biliyorsunuz. GameStop hareketi gibi. Gümüş biraz daha farklı işliyor şu sıralarda. Hareketler daha enteresan oluyor altına göre. Daha hızlı düşüyor, daha hızlı yükseliyor vesaire. 6.30 seviyelerinde kendisini sabitledi. Önümüzdeki hafta altın onsundaki yükseliş gümüşü de tetikleyecektir arkadaşlar. Ve gümüşte de 7 liranın üzerini çok hızlı bir şekilde görebiliriz. Brent petrol ve ham petrol ile ilgili zaten kaygılarımı dile getirdim biliyorsunuz. Amerika'da hem sondaj kule sayısı azalıyor hem de stoklar çok hızlı bir şekilde doluyor. Rekor seviyede doluyor. Bu petrol fiyatlarında dramatik düşüşleri işaret ediyor arkadaşlar. Aman ha, dikkatli olun. Şu anda üretim ve normalleşme ile ilgili bir takım beklentilerle petrolü yukarıya çekiyorlar. Üretim beklendiği gibi olmazsa ve stoklar bu şekilde dolmaya devam ederse petrol fiyatlarında çok sert satış baskısı gelebilir. Onu da belirtelim. CDS 307'den kapanışını gerçekleşti ama 340'a kadar gitmişti biliyorsunuz. 340'tan geriye çekildi. 300'ü aşağıya doğru deniyor ama kıramıyor. Ve tabii ki Türkiye'deki makroekonomik sorunların yanında Merkez Bankası'nın vereceği kararla birlikte CDS'lerin 400'ün üzerine çok hızlı bir atak yaptığını da görebiliriz arkadaşlar. Ve Bitcoin 60 bin doların üzerinde bana göre çok tehlikeli bir seviyede. Bu seviyeyi yukarıya doğru zorlamaya devam ederse teknik olarak söylüyorum 70 bin dolarlara gidebilir. Eğer ki sert bir düzeltme yaparsa arkadaşlar tekrar 50 bin dolar seviyesinin hemen kıyısını, yani 48 bin 49 bin dolarları da test edebilir. Bu sıralar çok belirsiz, çok dikkatli olunması gereken bir alan gibi geliyor bana Bitcoin ve kripto paralar cephesi bugünlerde. Ha, sonrasında biraz daha netleştiğinde elbette oralarda pozisyon alabilirsiniz. Ancak tabii ki son karar yine de sizlerindir. Bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.